Gelelim bu konuyla ilgili grafiklere. Hangi grafikler var? Şimdilik elimizde konum zaman grafiği var. Hız zaman grafiği var. Bunu nasıl çizeceğiz ona bir bakalım. Elimizde sayı kümesi var. Bunlar data veri. Ne verisi? Bakalım sıfırıncı zamanda sıfırıncı konumdaymış cisim. Yani şurada İkinci saniyede 6 metre konumundaymış. İkinci saniyede 6 metre konumundaymış. O zaman şunları şöyle birleştiriyoruz. Şurada bir nokta belirliyoruz. Dördüncü saniyede 12. metre konumundaymış. Dördüncü saniyede 12. metre konumundaymış. Şöyle. Altıncı saniyede 18. metre konumundaymış. Altıncı saniyede 18. metre konumundaymış. Şurası da şöyle. Sonra bu noktaları ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Grafiğimizi elde ediyoruz. Şöyle bir grafik. Doğru orantı grafiği. Zaman arttıkça konumu da ilerliyor. Doğru orantı grafiği diye söyleyeceğiz. Peki biz buradan hızı nasıl bulabiliriz? Hızı bulmanın yolu şöyle. Konum zaman grafiğinin eğimi. Eğim neydi? Şu açı alfa diyelim bunu. Karşısının komşusuna oranı. Tanjant alfa. Karşısı yani şurası Konum. E o zaman 0. metreden 18. metreye. O zaman burası e, yer değiştirmeyi veriyor bize. Yer değiştirme. Bölü. Komşusu da zaman. Yani biz neyi biliyoruz? Konum zaman grafiğinin eğimini alırsak. Yani karşı böl, bölü komşusunu bulursak neyi buluyormuşuz? Hızı. Karşısı şu uzunluk ne kadar? 0'dan on 18 metre. Komşusu şurası ne kadar? 0'dan 6'ya 6. 18 bölü 6 ne yapıyor? 3 yapıyor. Dolayısıyla hızımız 3 metre bölü saniyedir diyeceğiz. Ve hızımız değişmeyecek. Yani yaptığımız hareketin ismi düzgün doğrusal hareket olmuş oluyor. Bir önceki videomuzda buraya bağlayabiliyoruz. Hızı değişmiyor. Sabit bir değerde gidiyor. Hep 3 metre bölü saniye hızla gidiyor anlamı çıkıyor buradan. Pekala şu verilere bakalım. 0. saniyede eksi 8 metrede. Yani 0. saniyede eksi 8 metrede şurada. 4. saniyede artı 4. metrede. 4. saniyede artı 4. metrede. Yani şurada. 8. saniyede 16. metrede. 8. saniyede 16. metrede. Şurada. 12. saniyede 28. metrede. Şu, kötü çizmişim. Şurası. 12. saniyede 24. metre. Şurası. Noktaları birleştirirsek konum zaman grafiğimizi elde etmiş oluruz. Konum zaman grafiğimizi. Peki buradan hız zamanı nasıl geçiyorduk? Bunun eğimini alıyorduk. Çocuklar burada, burada eğim alırken çok abartarak şekil çizmemize gerek yok. Şu karşı böyle şu komşuyu da kullanabiliriz. Şurası ne kadardır? Bakalım. Eksi 8'den artı 4'e. Sayı doğrusunda düşünün. Eksi 8'den arada 0 artı 4'e. Şuradan şuraya kaç birim var arada? Şurası 8. 4'te şurada var. Şurası 12 metre yapar. Öyleyse 12 metre Almış hızını bulmaya çalışıyoruz. 12 metre yol almış. 12 metre yol almış. Kaç saniyede yapmış bunu? 4 saniyede. 12 bölü 4'ten. Demek ki hızımız 3 metre bölü saniyede diyeceğiz. Şurası 3. Hızımız zamanla değişmeyecek diyeceğiz. Peki. grafiğimizi hafiften değiştirelim. Yine elimizde veriler var. 0. saniyede 80. metredeymiş araç. 0. saniyede 80. metrede. 3. saniyede 65. metreye gelmiş. 3. saniyede 65. metre noktamızı bulduk. Altıncı saniyede 50. metreye gelmiş. 50. metre. 9. saniyede 35. metreye gelmiş. 9. saniyede 35. metre. Dolayısıyla bunların arasında birleştiriyoruz konum zaman grafiğimizi elde etmiş oluyoruz. Düz bir çizgi. konum zaman grafiğini elde ettik. Peki buradan hızını nasıl bulacağız? Bakalım. Sadece şu parçaya baksak bile yeter. 80'den 65'e kaç metre yol almış? 80'den 65'e 15 metre metreye almış. Kaç saniyede olmuş bu iş? Bakalım 3 saniyede olmuş. 15 metre 3 saniye demek ki 5 metre bölü saniye hızımız varmış diyeceğiz. Fakat burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Burada düşürebilirler bizi. 80'den 65'e. Şimdi şöyle düşünün. 80. metreden 65. metre. Hangi yöne doğru gitmiş? Şurası 0 dersek. Bu taraf artıyor. Bu taraf eksi yön. Yani eksi yöne gitmiş. Öyleyse aracımızın hızı eksi 5 metre bölü saniyedir. Aracımızın hızı. Hız biliyorsunuz yönlüydü değil mi? Vektörel bir şeydi. Dolayısıyla yönünü söylememiz lazım. 80'den 65'e gelmiş. Yani eksi yöne doğru gitmiş. Öyleyse grafiğimizi eksi 5 olarak çizmemiz lazım. Şu şekilde çizmemiz lazım grafiğimizi. Hızının değeri de değişmiyor. Aman dikkat. Eksi 5 olması önemli. Peki şu yaptığımız şeyleri bir, bir daha bir gözden geçirelim. Ne bulduk biz? Korum zaman grafiğinin eğimi neyi verir dedik? Hızı verir dedik. Şurada karşı bölü komşusu hızı verir dedik. Başka? Hız zaman grafiğinde ne öğrendik? İşaret gidilen yönü veriyormuş. O da önemli. Burada eksi 5 demek ki eksi yöne gidiyorduk. Diğer bir önceki grafiğimizde nasıldı? Bir bakalım. Burada sıfırdan 6. metre gidiyor. Yani artı yöne doğru gidiyor. O yüzden burası artı. Hız zaman grafiğindeki işaret gidilen yönü veriyor diye bir hap bilgi söyleyebiliriz. Geldik şuraya. Hız zaman grafiğinin altına kalan alan yer değiştirmeyi verir. Bunu bir ilk önce matematiksel olarak bir ispat etmeye çalışalım. Şimdi hız zaman grafiği şöyle. Şurası V, T. Şurası da T. Altındaki alan delildiği zaman çocuklar e, gereken nokta şu. Hızın grafiği ile zamanın arasında kalan bölgeyi alacağız. Yani bu grafik mesela VT grafiği şöyle olursa VT grafiği şu eksi V de olursa bu grafikle zamanın arasında kalan bölmeyi alacağız. Şurası. Hız grafiği ile zamanın arasında kalan kısmı alanını alacağız. Hız grafiği ile zaman ekseninin arasında kalan bölgenin alanını alacağız. Peki bu alan bize nasıl yerleştirmeyi veriyor? Bu nedir? V çarpı T'dir gördüğünüz gibi bu alanı bulmak için. Dikdörtgen alanı iki kenarın çarpımı. Şurası V çarpı T. E biz hızın formülü şöyle bilmiyor muyuz? Hız eşittir yer değiştirme bölü zamandaki değişim. Bu zamandaki değişim T gibi T kadarlık zaman diye düşünebiliriz. Bunu buraya aldığımız zaman ne olur? V çarpı delta T eşittir delta x olur. E delta x neydi? Yer değiştirmeydi. Dolayısıyla hız zaman grafiğinde şu ikisinin çarpımı v çarpı t yani alan neyi veriyormuş bize? Yer değiştirmeyi veriyor diye bileceğiz. Bu arada burasının yer değiştirmesi atıyorum da artı x kadarsa buranın yer değiştirmesi eksi x kadar olur. Aman dikkat yer değiştirme yönü önemli bir şey çünkü vektörel ona dikkat edeceğiz. Pekala. Geldik. Şöyle bir soru var. Diyor ki sorumuz. 0. saniyede 0. metrede olan bir aracımız 2. saniyede 24. metreye gelmiş. 2. saniyede 5. saniye arasında 24. metrede kalmaya devam etmiş. Sonra 5. saniyeden 10. saniyeye kadar 24. metreden nereye gelmiş? 0. metreye kadar gelmiş. Bu grafiğe göre hız zaman grafiğini çizin diyor. Şimdi önce şuna bir karar verelim. Sıfırdan 24'e hangi tarafa doğru gitmiş? Artı yöne doğru gitmiş. Bu bir. Sıfırdan 24'e gitmiş artı yöne doğru. Hatta şöyle bile yapılabilir. 0. metreden 24. metreye artı yöne doğru gitmiş. Peki hızını nasıl bulacağız bu aralıkta? Hızı yer değiştirmesi 0'dan 24'e 24 metre. Kaç saniyede? 2 saniyede. Öyleyse hızı 12 metre bölü saniye ve artı yöne doğru olduğunu söyledik. Tamam. 2. aralıkta. Şu arada. 2. saniyede 24. metrede. Yani şurada araba. 5. saniyede 24. metrede. Demek ki bu yer değiştirmemiş. Yer değiştirmemişse hız o zaman 0'dır. Güzel. Sonra 24. metreden 0. metreye. 24. metreden 0. metreye. Yani ne olmuş? Ters yöne mi gitmiş? 24. metreden 0. metreye. 24. metreden 0. metreye. Eksi yöne doğru gitmiş. 24'ten 0'a inmiş. Yani demek ki eksi 24 metre gitmiş. Kaç saniye gitmiş? 5 ile 11 saniye arası. Yani bu arada 6 saniye var değil mi? O zaman 6'ya böldük. E, hız eşittir yer değiştirme bölü zaman. 24'ü e 6'ya böldük. Kaç? 4. Eksi 4 metre bölü saniye Diyeceğiz. Öyleyse grafik çizecek olursak hız zaman grafiği. Birincisinde 12 artı yönü doğru 12 hızımız. Sonra ikinci saniye ile 5. saniye arasında hareketli değil. Öyleyse 0. Beşinci saniye ile on birinci saniye arasında hızımız kaç bulduk? Eksi 4. Dolayısıyla şurası da eksi 4 metre bölü saniye diye yapacağız. Şöyle grafiğimiz şu şekilde. Şuralar nokta nokta şöyle nokta nokta şu şekilde çizeceğiz.